Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahve çekirdeği kurabiyesi tarifi vereceğim. Kurabiyemizin özelliği hamuruna giren çikolatalı sos tozu. Çok lezzet veriyor arkadaşlar. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Kahve yanına çok yakışıyor. Hamuru için gerekli malzemeler 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini karıştırma kabına döküyorum. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 100 gram tuzsuz tereyağımı ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Hamurumuzun içerisine bir tatlı kaşığı granül kahve koydum. Karışıma çikolatalı sos tozumuzu ekliyorum. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Bir su bardağı nişasta ekliyorum. Nişastanın mısır veya buğday olması fark etmez. Yoğurmaya devam ediyorum. Karışıma bir su bardağı unu ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Kıvam aldıkça un ekleyeceğim. Bir su bardağı daha un ekledim. Su bardaklarınız 200 milimlik su bardaklarından kullanıyorum ben. Ölçümüz 200 milimlik bir su bardağı. Karıştırma kabının kenarlarındaki unları da alarak hamurumu güzelce yoğurdum. 2 su bardağı un tam geldi. Sil patımı tezgaha serdim ve hamurumu katlayarak güzelce yoğuruyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekle giren bir hamur oldu. Kurabiyenin büyüklüğünü ayarlamak için iki elimle birer parça hamuru alıyorum ve sıkıyorum. Büyüklüklerini bu şekilde ayarlıyorum. Kurabiyemin büyüklüklerini ayarlayarak bezelerimi yaptım. Şimdi kurabiyeleri şekil verme zamanı. Siz isterseniz daha farklı şekillerde verebilirsiniz. Ben kahve yanı kurabiyesi olduğu için kahve çekirdeği şeklini vermeyi tercih ettim. Aldığınız bezeyi yuvarlayın. 1, 2, 3 şekilde silindir gibi elinizde gezdirin. Orta kısmına, uzunlamasına kürdanı batırın. Aynen tekrardan bezeyi alıyorum. Yuvarlıyorum. 1, 2, 3 silindir şeklinde elimde gezdirdim. Orta kısmına kürdanı batırdım. Şekil verme işlemim bitti. Yağlı kağıdı serdiğim tepsime kurabiyelerimi diziyorum. 200 derecelik ısıda 20-25 dakika pişmesi yeterlidir kurabiyemizin. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şekilleri hafif yayılmış da olabilir. Galiba kürdanı çok bastırdım. Ama lezzetinden hiçbir şey kaybetmemiş bence. Şimdi üst süslemesine geçelim. Bir su bardağımız var. Bir tane buzdolabı poşetimiz var. Ve kuvertür çikolatamız var. Kuvertür çikolatamızı buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Buzdolabı poşetini bir bardağın içine yerleştirdim. Üzerine kaynayan suyu boşaltıyorum. Böylece çikolatamı eritmiş olacağım. Bir kaşık yardımıyla hafif ezerek çikolatayı eritiyorum. Gördüğünüz gibi kuvertür çikolatamız eridi. Bir peçetenin arasına alıyorum ve kuruluyorum buzdolabı poşetini. İçerisine su falan girmesini istemiyorum çünkü. Kuvertür çikolatanız yoksa çikolata damlası da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı çikolata damlası yeterli olacaktır. Şimdi kurabiyelerimi süsleme zamanı. Buzdolabı poşetinizin uç kısmını minicik bir şekilde kesin veya bir topla iğneyle de delebilirsiniz. Kurabiyelerinizin üzerine çizgi şeklinde sıkın.
Kurabiyemizin hamuruna kabartma tozu veya karbonat kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi şekilleri gayet güzel oldu ve içerisi de tamamen pişti. Arkadaşlar önceden puding tozuyla da kurabiyeler hazırlamıştım. Ama inanın çikolata sosu tozu çok lezzet verdi kurabiyeye. Denediğiniz zaman farkını göreceksiniz. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben birkaç tanesini kahve çekirdeği ile süsledim. Kurabiyeleri süsleme işlemim bitti. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Nice tariflerde görüşmek üzere.